gerizekalı diyorsun? Kadın mı oturtur be? Bana bak, ağzını topla, ağzını çarp, yayırıp sonra kaşıkla değil kepçeyle yersin. Gerzek, ne biçim araba kullanıyorsun? Sen önce meşhur biriyle nasıl konuşacağını öğren hanım. Ne meşhuruymuşsun sen? Meşhur Merinos koyunu mu? Ehliyet ruhsat lütfen. Ehliyete lüzum yok memur bey, beni tanımadınız mı? Ben küçük hesaplı Taceddin. Geçen sene top ten listesine 7. sıradan girmiştim bugünlerde. Bir dakika bir dakika. Beyefendi arkeolog mu? Tarih öncesini nereden hatırlasın? Ama beni tanıdınız herhalde. Tanıyamadım. Ben ehliyet ve ruhsat rica edeyim. Nasıl tanımazsınız? Mehmet Ali Erbil çok yakın ahbabımızdır. Bize gelir gider her zaman. Çarkı felekte çarkı mı çeviriyorsunuz? Bugüne bugün reklam yıldızıyım. Hani Mehmet Ali Erbil bizim kapıyı çalmıştı. Ben ona beyazlarımı göstermiştim. Hatırlamadınız mı? Ben de bu pasaklı karıyı nereden tanıyorum diyorum. Terbiyesiz. Yeter ama artık siz de kamera görmüş manken gibi hemen söz düellosuna başladınız. Memur bey lütfen meşhur bir kişiyle nasıl konuşacağınızı öğrenin. İki. Üç. Sana ne oluyor? Demir Bükey'in trafik programında araba şarampola yuvarlanmıştı. Arkasına takoz koydular. O takozu işte bu çelik bileklerle ben tuttum. Tamam mı? Neyse bunlar önemli değil. Ehliyetlerinizi, ruhsatlarınızı görelim. Benim üstümde yok, arabada. Annemin çantasında. Anne... Anneniz bu mu? Hatırladınız değil mi? Annem, hani geçen hafta Emrah huzur evini ziyaret etmişti. Annem de Emrah'ın Onlar Bizim Çocuklarımız şarkısına eşlik etmişti. Annem işte o. Çok güzel söyler. Ay. Bırakın da annenizi hastaneye götürelim. Götürelim. Ay, bir müsaade eder misiniz? Gel. Annem trafik kazası geçirdi. Çok rahatsız. Buradaki herkes rahatsız be hanım. Ama annem çok meşhur. Buradakiler de meşhur. Sen Kim 500 Milyar İster yarışmasını izlemedin galiba. Geçen hafta seyirciler arasındaydım. Tamam biraz karanlıkta kaldım ama o da bana gizemli bir şöhret sağladı ya. Ben de Küçük Aylin Süt Soran diye kaset çıkardım. Arabesk fantezi müzik yaptım grubumla. Ben öyle her kaseti dinlemem ki. Onu bunu bilmem. Benim dilime düşmeyin sonra fena olur. Niye ayol? Sen talk showcu musun? Yoksa stand-upçu mu? Yok. O dondurma reklamı var ya. O dondurmayı yalayan kadınlardan biri bendim. Siz Yurttan Sesler Korosu'nu izlemiyorsunuz galiba. Beni nasıl hatırlamazsınız? Ay hepiniz de mi meşhursunuz ayol? Geç. Yani doktor bey, meşhur bir kişi olarak saatlerdir kuyrukta bekledim. Evet, mesleğinize saygım sonsuz ama meşhur bir kişi de bu kadar bekletilmez yani. Doktor meşhur olunca kapısında kuyrukta bekleyenler de oluyor tabii. Ay yoksa siz şu üç açılı fırçayı tavsiye eden doktor musunuz? Hani reklamlarda? Değil ama yaklaştınız. Televizyon reklamlarında yumurta testi yapan bir doktor var ya, işte o benim. O yumurtanın yarısını 15 gün fırçalayıp sirkeli suda tuttum. Güzel oldu reklam değil mi? Ay çok güzel. Müsait bir zamanda uğrayayım, artık bana bir yumurta imzalarsınız. Anneme bir baksanız. Bakayım efendim, bakayım. Sağ olun. Ölmüş. Ha? Nasıl olur? Bir şeysi yoktu ki. Sadece küçük bir trafik kazası. Şöhret hastalığından olabilir hanımefendi. Memleketimizde meşhur olma hastalığı var. Meşhur olma illeti bir milletin damarlarına girdi mi trafik kazası falan solda sıfır kalır inanın. Çapkın çapkın bakmaya, bayat pozlar yapmaya. Çapkın çapkın bakmaya, bayat pozlar yapmaya. Ben karşımda dururken sağa sola bakmaya. Lavaluga tüvüs, abidik kubidik tüvüs, tapluk lavaluga tüvüs, abidik kubidik tüvüs de gel, tapluk lavaluga tüvüs de gel.